Şimdi bunu mu demek istedin baba? Yaskın bu muydu? Alpagohan'dan öcümüzü almak mı? Aldım baba. Senin gibi kolay da ölmez. Can çekişir erlik hanımın zorunda. Haydi gel benimle. Batuk Ategen'im. Aa, yine de soramadım. Ne oldu sana böyle ha? Sanki anlatacak da sorarsın. Bir de evlendiririz. Yazık sana. Hanımız isterse babam verecek değil mi? Hanımız önce iyileşsin de. Şimdi benim de babamın da tek düşündüğü onun sağlığı. Ulu Ecem, yol yorgunuyum. Dinlenmek isterim. Müsaade var mıdır? Zehir hemen öldürecekti. Alpagohan hala can çekişir. Ne bileyim, ordubaşısı öyle dediydi, kır çiçek biken. Ne oldu o zaman? Tam Pars'ın dediği gibi yarasına döktüm. Biri gelip temizleyecek değil ya. Sence babam yaşayacak mı? Ölecek mi? Sence? Yaşasın mı, ölsün mü? O ne biçim sordur? Elbet ölmesin, yaşasın. Kaya. Gerçekten babamı sevdiğin için mi ölmemesini istersin? Yoksa ölür de Balamir tahtı kapar diye mi korkarsın? Bir tahtı kapamaz. İzin vermem. Ben cevabımı aldım. Temur. Babama sevgim saygım çok büyük. Ama... ama ölürse... yanımda olman lazım. Balamir Yapkı çok güçlü. Bütün boy beylerin elinde tutar. Onun karşısında tek başıma duramam. Bak Kam Kadın da dedi. Ben göğün aklıyım. Sen göğün bedenisin. Akılla beden bir olmazsa Balamir Yapkı bizi ezer geçer. Kam Kadın. Batuga içinde göğün ruhu dedi. Ama senin ruha ihtiyacın yoktur değil mi? Merak etmeyesin. Kılıcım seninledir. Kandaşım.
göğün bedeni, göğün aklı, göğün ruhu. Ana! Dağın eksik olduğuna, göğün ruhu deme cüretini göstermiştir. Aklı karıştı herhalde. Az zindanda kalsın da bir kendine gelsin. Ana! Batuga da babamın kanındandır. Ruhu da vardır, kutu da vardır. Hatta sizde yok, onda var. Baksı kadın, sen de gökten bir şey bulamadı diye kahırlandın da. Ondan mı bize sataşırsın amca? Sataşmam. Gerçeği söylerim. Batuga, Safkan Türkoğlu Türk'tür. Türk'ün ruhunu taşıyan tek tekindir. Yoksa sen mi taşıyacaktın? Rus Varek'in sütüyle kirlenmiş Kaya Tekin. Yoksa sen mi? Rus kinesinin torunu olmak yetmezmiş gibi. Çin tarlasına tohum bırakan Temur Tekin. Atalarımızın töresine uyaydık. Burada! Han olmaya layık tek tekin Batuga'ydı. Ama o da eksik. Sizin aklınız var, bedeniniz var ama ruhunuz yok. Batuga'nın aklı yok, bedeni yok ama ruhu var. Üçünüzden bir adam çıkmaz. Şimdi de ama benden han bile çıkar diyecek. Diyeceğim o ki, Alpago Han, kandaşım ölürse kurultay beni seçecek. Bunu bilirsiniz. Diyeceğim o ki, göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu sizin olsun. Göğün kudu benimdir. Bu da göğün kahrı. Şş. Tılsım.
Kaan Hanım! Ulu Tengrim, sen varsın bu güçte. Dokunma. Mavi Göğün Efendisi, ancak sen hanımızı... Danış ata, sonra alkış edersin. Yokluğumda neler oldu? Çok kanınız aktı. Uyanır uyanmaz... Danış ata. Ben ölürken neler oldu? Anlat. Aşağıda esirlerle bekleyeceksin. Neyi bekleriz? Ne ederler esirleri? Ne edeceğiz köleye? İşe koşarız. Kimi tarlada çalışır, kimi sarayda. Ama biz daha köle değiliz. Esiriz. Ya hanımız kurtarmalığımızı öderse? Töre bellidir. Ederiniz kadar fidye öderse hepiniz obanıza geri yollarız. Gir içeri. Aç kapıyı. Gir içeri. Göksaray'a esir mi düştün? Ne ağlarsın? Hakan! Boynunu vurdular sandım. Yaşarsın sen, yaşarsın. Yaşarım. Niye götürdü o Gökben seni? Ne yaptı sana? Niye giysin yırtık? Köle değiliz diye bağırdım ya. Gözdağı verdiler. Yok bir şey. Dur şunu giy de böyle olmaz. Sen dur. Tutkun versin yeleğini. Çıplak kal da belki aklın başına gelir. Tutkun abalasını çıplak bırakmaz. Çok iyi kızdır. Yeleğini çıkarırken öp bakalım. Obadaki hırsız kız niye gök direğinde asılı? Bilmem. Öyle mi olmuş? Bilmezmiş gibi yapma. Gökler çift başlı kurtun pençesini o kız bilir. Alpagu Han'ı o kız vurdu sanırlar. Nasıl oldu bu? Kolundan da vur. Gökben başının attığı ok kolunu sıyırmış. Gökler dağ basınca Çolpanan öldürdü attı önlerine. Seni korudu. Daha ne istersin? Sağ olsun. Sağ olsun da... benim yerime o kız asılı direkte. Sanki obada tahtta otururdu. Hırsızdı kız, hırsız. Çolpanan zaten ölüm yarlığı vermişti. Direğe bağlamıştı kızı. Doğru dersin. Öyle. Ama aklım almaz. Gökler niye dağ bastı? Alpagu Han'ı vuranın dağlı olduğunu nereden bilirler? Bilmem. Belki de kendini ele vermişsindir. Tutkun. Beni sadece
Bir Gökben belirdi. O da konuşamadan öldü. Çift başlı kurdun pençesinin dağlı olduğunu nereden bilirler? Neler döner? Biz niye esir düştük? Esir olmaya hazır mısın? Dağ için canımı bile veririm. Göğe esir olmak nedir ki? O zaman saraya gir. Kayayı ayart. Çocuğunu doğur. Göğü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Nereden bileyim ben? Neyse. Yelek için sağ ol. Ovaya döndüğümüzde Çolpan Hanım'ıza sorarım artık. Yaşasın. Ovaya döndüğümüzde mi? Hı. Obaya döneriz. Yaman da iyileşmiş olur. Yeni aya kalmaz kurarız toyumuzu. Nasıl damlar damlar da nasıl? Künebaşı töre bellidir dedi. Hanımız kurtarmalığımızı verince obaya döneriz. İyi de hanımız ederimiz kadar kurtarmalığı neyle ödeyecek? Daha aç. Aç. Gelin görümlü kervanını çapuladık. Çoban hanımıza verdik ya. O kadar ganimette değil bizim boyun. Bütün bozkırın esirleri kurtarılır. Hem Çolpan hanımız can düşmanı Göksaray'a dağın kızlarını köle yapacak değil ya. Teginim. Kandaşının yüzüne ne oldu? Zindanda. Gökbenbaşı kıraç saldırmış. Uğraşır dururdu gariple. Ne olursa olsun bir tekine saldırmanın cezası ölümdür. Aldın mı kellesini? Dağlı esir kızlardan birisi aldı canını. O kızı da namusuna göz diktiği için sürüklemişsin lan. Uyurken ne çok şey olmuş. Uyandığımı kimse bilmeyecek. Niyedir hanım? Görelim bakalım. Ordusunu surlara kadar dayayan kandaşım Balamir. Ben ölürken ne kadar ileriye gidecek? Görelim bakalım. Babaları ölürken oğullarım devletin derdinde birlik mi olacaklar? Tahtın peşinde dirlik mi bozacaklar? Danış ata. Oğullarımı ve Balamir'i gözleyesin. Günseli. Otacıya götür de hem sürsün. Tekindir ne de olsa. Böyle dolaşmasın ortalıkta. Bu eksiye el kaldırdı diye bir Gökben başının kellesi gider. Hanımızın canını almaya çalışan çapulcuyu kollayan çolpana ilişmeyiz öyle mi Temur? Niye? Bu eksiğin teyzesi diye mi? Ölüm döşeğinde olan hanınıza bağlılığınız bu kadar mıdır sizin? Yok ana. Yok. Babamın başında durduğum için gitmedim. Bir gözlerini açsın. Ben basacağım o dağa basını. Beklemeyelim. Kızı direğe astık ama yetmez. Bize karşı suç işleyen han bile olsa
yaşatmayacağımızı halka göstermek gerek. Okçunun Alpago Han'ı vurduğundan Çolpan Han'ın haberi yoktu Tekin'im. Ben yine de obasını bastım, taş üstünde taş koymadım. Ama suçsuzdu. Sen yine de dağ obasını basasın. Çolpan Hatun alıp buraya getiresin. Yarlık da buyruk da başım üstüne Tekin'im. Yargılanacak mı? Yargılanacak. Kendisine söylersin. Saray daha esirler için fidye belirleyecek. Eğer Çolpan Hatun suçsuz çıkarsa fidyeyi ödeyip dağlı kızları alabilir. Ama eğer suçlu çıkarsa bu duvarların hepsini o dağlı esirlerle süsler, tam ortasına da Çolpan Hatun'u asarım. Saltuk. Bu ara bozkır hain dolu. Tek gitmeyesin. Yanına benim sadık gökmenlerimi al. Kuzubek. Gayrı gökmen başı sensin. Saltuk Yasavul'una git. Toplanın dağlılar. Gök Sarayı aç karnınızı doyurmaya geldi. Gök Saray daha aç farelerini doyuramamış. Baksana bizi yerler. Dağlıları nasıl doyuracak? Senin dilini koparıp boğazından atan mı fareleri? Belki o vakit doyarlar. Zehirlenir kız fareler. Baksana ahu gibi dil var dağlı esirde. O dilinizi tutun. Yoksa sabah kurtarmalığınızı ödemeye gelen hanınız dilinizi bulamaz. Çolpan Hatun sabah gelir mi? Sabah kurtulacak mıyız buradan? Altın ödeyecek öyle. Gerçi bu pasaklılara altın harcamaya değmez ama. Madem hanımız biz pasaklıları alır,
O zaman bu küflü koyasalarınızı aç farelerine yedir. Getiririm de şu farelerden daha aç kalırsın. Bu sarayın kapısından çıkacağınız ana kadar benim insafıma kaldınız. Ayağını denk almayanı canı çıkmıştan beter ederim. Anladınız mı? Gel İpek kadın. Gel gel gel, nankör bunlar. Ben sana bir bal şerbeti yapayım da sakinleş. Balın tutkun kurtardı ya beni. Nasıl iyi olmam? Sen beni sevmezsin. Ne diye verdin altınını? Çalayır diye bir künebaşı varmış. Saltuk altını çok sever dedi. Satın alır mıyız bir bak, adama dene. Sarayda bize bağlanacak kim varsa hepsini. Yavaş yavaş. Tamam mı? Doğru. Ben seni sevmezdim. Ama o dağda kaldı. Düşman sarayındaysak benim dağlıdan başka dostum yoktur. Ben seni yanlış bilmişim. Sağ ol. Haydi, karnınızı doyurun madem. Ben de şu farelerin çıktığı yeri bulayım. Sen beni İbek sıçanından kurtardın. Ben de seni minik sıçanlardan kurtarayım. Kızlar uyuyunca buraya gel. Ben taşları çıkartırım. Sonra birlikte tünelin sonunu kazmaya gideriz. Belki birkaç ay sürer ama sonunda... Gerek kalmadı.
Ne zaman yay çekecek kadar iyileşeceğim? Ne yapacaksın? Göksaray'a ok mu atacaksın? Kızları kurtarmak için gerekirse tepelerine ok olur yarım. Kızı ben alamadım. Saray aldı. Orta, sen burada kal. Kalan ocakları mı yıkmaya gelirsin? Albız. Ben zaten sana gelirdim. Ne sabırsız sanırsın? Yanımdakiler Kaya'nın sadık gökmenleri düşmanınmış gibi davran. Beni. Gök köpeği. Abartma. Alpago Han'ı vuran okçuyu saklamak suçundan yargılanacaksın. Eğer suçlu bulunursan başım vurulacak. Suçsuzsan esirlerine fidye ödeyip o bana dönersin. İzin ver de yanıma altın alayım. Yasavulum. Güvenli değildir. Siz girmeseniz. Gökmenler! Tünel kazıp kaçacak halim yok herhalde. Dağ otağına gökben sokmam. Otağın girişinde bekleyin. Ne yapacağız? Halk kızın çapuladığı altınları çıkar. Kızları geri mi alacağız? Bulunursan. Hanım. Ben de geleyim. Yaralısın. Olmaz. Seni yalnız göndermem konuma dokunur. Bana bir şey olmayacak, merak etme. Söz mü? Daha kızlarını Göksaray'ından alıp gelecek misin? Kızlar iyi olacak. Merak etme. Haydi.
Biraz daha anlatsana. Dağ, Acun'un yıldızlara en yakın yeridir. Gece oldu mu? Gökyüzü amber saçar dağın üstüne. Gündüzü de başka güzeldir. Ne kadar hızlı at koşturursan koştur. Çarpacağın tek duvar ufuk. Sen ata binmeyi bilir misin? Bilmem. Tek başıma binemem. Öğretmediler. En son çocukken babamla birlikte binmiştim. Benim yetim. Senin öksüz kaldın. Kılıcı verdiğin gün. O gün keşke ben de sana bir şey verebilseydim. Verdin. Nasıl? Ne verdim? Adımı. Nasıl? Gün Künat'a bir görü gördü. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. O zaman seni beni düşündüm. O iki çocuğu. Düşündüm ki madem aynı kana atam diyen hanların biledikleri kılıçlar çocukları anasız babasız bırakır, ben de hiçbir han kılıç olmam. Künata, çift başlı kurdu görürsen de ki ben hiçbir hanın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım. Dedim ki
Rıha'nın kılıcı olacağım ha. Kılıç tutacak eli olmayana. Pençe olurum. Sen bir anla gitmeden, ben bir anla kalmadan, son kez o pençeyi görsem ya, çiçek bir kök. Babanız geliyor. Nedir babam? Sarayı koruyan gökbenlerin sayısı, değerleri. Alpaguan ölür ölmez sarayı işgal etsinler diye mi? Çık. Ulayacağım. Teginlerim. Kaya Teginim, Kırçiçek Bike'nin künesini takip etmemi istemiştiniz. Az önce saraydan çıktı. Balamir'in ordusuna haber gönderir. Beklediğimiz gibi. Haydi. Alpaguan'ın çerisi olmak varmış. Baksana şölen şölen. Balamir yapko obadakımız içmemize bile izin vermez. Burada fıçıyla gelir. Öldü mü? Ölmedi. Nasıl yani ölmedi? Ya zehri veren Çinli saatler için ölür de dedi. Hala can çekişir. Belki bu gece ölür. Balamir ablam gönderdi. Sarayı koruyan gökbenlerin sayısı ve yerleri. Peki Kırçiçek Bike bir şey göndermedi mi? Gönderdi.
Amir Yabulya'da ki, Alpago Han'ın ölüm müjdesi geldiğinde ordu saraya girecek. Kırçiçeğime dedi ki, kavuşmamız yakındır. Baba müdür ölmez, saraya yürüyecekler. Afyon şarabı işe yaramış. Göğün aklı, göğün bedeni, göğün ruhu hepsi sizin olsun. Göğün kudu benimdir. Senin olacak tek şey göğün mezarı. Bu aslında. Sarayı işgal edip hepimizi yok edecekti. Ama ben ölmedim. Balamir de ölmeyecek. Alpago. Balamir ölürse ona bağlı boy beyleri isyan eder. Gök dağılır. Bize saldırır. Zayıflığımızdan faydalanır. Geçerli bir nedenimiz olmadıkça Balamir ölmeyecek. Ölmemeli. Sen sağsın ya. Balamir umurumda bile değil. İsterse acın çöksün. Acın bile umurumda değil.
Sen Kaya Tekin'e haber ver. Ben bunları zindana götürüp sorgulayacağım. Haydi. İkinci kazık da benim için midir? İkinci kazığı sordum. Benim için midir? Senin için. Senin sinirlerin için. Temur Meydan Savaşı'nda ne kadar ustaysa... ...Kaya da sinir savaşında o kadar ustadır. İkisi de çok iyi sorgucudur. Hele iki kardeş bir araya geldi mi... ...işlemediğin suçları bile itiraf edersin. Ne edeceğiz? O hırsız kızın bizim obadan olduğunu anlarlarsa ne edeceğiz? Elimizle de getirip attık önlerine. Alpago Han'ı bir dalının vurduğunu anlarlarsa ölürüz. Anlamalarına gerek yok. Birazcık kuşkulansalar dahi... ...bu dağın sonu demektir. Temur Acun'la tek bir dağlıyı sağ bırakmaz. Evvela dağlı esirleri... ...sarayın duvarlarına asar. Sonra da ikimizin kellesini ortalarına. Ulu Gök Kağan'ın tahtına kurulmadım. Oturdum. Hanım iyileşinceye kadar yahut Gök Tengri'nin uçmağına uçup kurultay yeni Kağan'ı seçene kadar Kağan naibi benim. Böyle birini. Danışada sen Alpago Han'ın hem Aygucisisin, hem danışmanısın. Kaya'ya bir şey demeyecek misin?
Kaan'ımız kendinden sonra Kaya Tegin'in Kaan olmasını istemiştir. Kurultay yeni Kaan'ı seçene kadar devlet başsız kalmayacağına göre Kaya Tegin'in naip olması töreye uygundur. Töreye neyin uygun olup olmayacağını ben bilirim. Dokuz kutlu yasamızda ne yazar? Töre konuşursa han bile susar. Sus artık Yapgu! Çolpanı getirsinler. Saygılarına son. Beni bir suçlu gibi ayağına getiren, zindanına kapatıp onurumu ezen göklere sunacak saygım yoktur. Başını ya sen eğ, ya da kandaşım Temur eğsin. Ama Temur eğerse başın yere düşer.
Töremiz der ki, ola ki gözlerinizin görmediği, kulaklarınızın işitmediği bir suç işlene, kuşku edilen sanık önce dinlene, sonra karar verile. Şimdi de bakalım Çolpan Hatun. Hanların hanı, Ulugök Kağan'ına ok atan çapulcuyu sen mi tuttun? Alpagu Han'ı Erlik Han'ı sevdiğim kadar severim ancak. Daldan aldığı her bir cana can borcu vardır. Ölünce bayram ederim. Ama onu ok atan kızı ben tutmadım. O çapulcu dağ obasında yakalandı. Ona ne dersin? Yolunu kaybetmiş bir kimsesiz kız gördüm. Aş verdim. Bir gece uyuyacak döşek verdim. Obamı basmasaydınız şafakla da yol verecektim. Alpagu Han'ı vurduğunu bilmezdim. Aş verdin demek. Ne aşı verdin? Ne aşı verdin? Geyik eti. Bir parça koyasa, içmek için de kımız. Kendi otağında mı ağırladın? Oba meydanında. Hangi otağda pişen aştan yedirdin? Kendi otağımda pişen aştan yedirdim. Kızın hizmetini kim etti? Aşını, suyunu kim verdi? Sen etmedin herhalde. Hanım diye geçinirsin. Kim hizmet etti? Obamın kızları. İyi o vakit. Obanın tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Sen de aynı şeyi söylerler mi? Şimdi tuzağıma düştün. Dağılın. Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz. Dağlı esirleri getirin. Herkes kalksın. Sorgulanacaksınız. Tez çakın.
duyurulmadıkça gözleriniz yerden kalkmasın. Alpago hanımızı vuran çapulcu sizin obadanmış. Doğru mu? Gözler yerde. Doğru değil. O çapulcuyu tanır mıydınız? Tanımazdık. Yolunu kaybetmiş bir yolcuydu. Siz ocağınıza düşen konukları aç mı bırakırsınız? Bırakmayız. Madem bırakmazsınız, o okçu kıza ne ikram ettiniz? Ateşte pişmiş geyik, koyasa kımız. Çolpanı atın tavuk dedi. Hanginiz yalan söyler? Sen! Tavuk muydu, geyik miydi? Tavuk mu, geyik mi? Tavuk demiş olamaz. Bütün oba kızları birlikte hizmet ederdik. Geyik etini ben götürdüm konuğa.
obanın tüm kızları bizde esir. Onlara da soralım. Bakalım seninle aynı şeyi söylerler mi? Şimdi tuzağıma düştüm. Dağlı. Kızlar seni yalancı çıkarırlarsa boynunu keseriz. Dağlı esirleri getirin. Farenin boynunda ip var. Kim yapmış ki? Niye yapsın? Gökler fareleri bile rahat bırakmaz. Sakın gelmeyin. Döverim ha. Batuka da gelin. Beni iyi dinle. Sizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey söylerseniz Çolpan Hanım'ın boynunu vuracaklar. Babamı vuran okçuya tanımazsınız. Yolunu kaybetmiş bir kız. Obanıza geldi. Hanınız da ona aş verdi, döşek verdi. Geyik eti sundunuz. Biraz koyasa, biraz da kımız. Aş Çolpan Han'ın odağında pişti. Hizmetini de siz oba kızlara ettiniz. Anladın mı beni? Haydi, git diğer kızlara da anlat. Gökbenler gelmek üzere. Beni dinleyin ama soru sormak yok. Gökler bizi sorgulayacaklar. Eğer yanlış bir şey dersek hanımızın boynu vurulur. Tamam. Alpago Han'ı vuran okçuyu bilmeyiz. Obamıza gelmiş. Kimsesiz bir kızdı. Hanımız ona aş verdi, döşek verdi. Geyik eti bir parça koyasa kımız. Aş hanımızın otağında pişti. Bütün oba kızları birlikte hizmet ettik. Dal, hadi, hadi dal, dal. Herkes kalksın. Sorgulanacaksınız. Çolpan Hatun. Seni yargıladık. Suçsuz bulduk. Getirin hepsini.
Diz çökün. Gözler yerde. Sorguda ne diyeceğimizi sana kim söyledi? Söylesene. Kim yardım etti anımızı kurtarmamıza? Şişt, konuşmayın. Çobanın ağzını da bizi gidelim şuradan. Suçlu çıksaydın, senin o kelleni de şu direğe asacaktım. Esirleri de hanım için Erlik Han'a kurban verecektim. Ama suçlu çıkmadın. Getirin atları. Türkler at üstünde pazarlık eder. Esirler için fidye pazarlığı başlasın. Anlaşırsak kızlarını da alır gidersin. Kaç altın istersin? Her esir başına 10 altın. Size verecek tek bir altının bile yok. Kızlarını istemez misin? Kızlarımı elbet isterim. Ama gökler yüzünden 2 kere yıkılan, giderek fakirleşen bir obam var. Bizi gök orduya da İpek yoluna da sokmazsınız. Sütümüzü, keçimizi sattırmazsınız. Bu yıl bulutlar da sustu. Irmaklar da kurudu. Başaklar buğday vermedi. Halkım aç. Altınımı göğe fidye vereceğime dağın karnını doyururum. O zaman gidesin Çolpan Hatun. Kızların artık Gök Saray'ın malıdır. Sen ne yaparsın otacı? Hanım çok kan akıttı zaten. Bu boynuzlarla kalan kanı da alırsın. Otacının suçu değil Danışat'a. Ben buyurdum. Bu ateşi başka türlü düşürmenin yolu yok. Hanım. Düşmüş mü ateşim? Düşmemiş. Yanarsanız hanım. Hmm.
boynuzlar benim ateşimi düşürmezse ne olur? Yükselmeye devam ederse önce kendinizden geçersiniz, sonra... Ölürüm. Tengrim korusun. Hanım, siz iyice dinlenin. Ateşiniz düşecektir. Ya, uyanmanın vakti geldi. Hanım, kalkamazsınız. Kalktım bile. Danış adam. Yavaş. Ben ölmeden Gökhanlı'nı yaşatmam gerek. Dinleyin. Ulu Ecem'imizin huzuruna çıkacaksınız. Şimdi Ulu Ecem'in Bozkuşak verdiği köleler mutfak hizmetçisi olacak. Yeşil Kuşak verdiği köleler tarlalara gönderilecek. Asilik ya da arsızlık edip de sakın ola Kara Kuşak almayın. Doğru madene gidersiniz. Madene canlı giren, cansız çıkar ona göre. Bağışlayın. Gök renkli kuşağı merak ettim. Gök kuşak alan Küneli'ye yetiştirilir. Küne mi? Han ailesinin özel hizmetçisi mi yani? Hiç heves etmeyesin. Teginlerin de, gelinlerin de küneleri tamdır. Hizmetçi eksiği yok. Haydi kalkın. Düşün peşime. Gözler yerde. Haydi, haydi. Küne almak için ne yapmak gerek? Bu sefer hiç benden umutlanmayasın. Bir kese altın bile versen seni küne yapamam. Ulu Ecem ne derse o. Başlar yerde. Kaya Tekin hangisi? İnsana benzeyen. Yakışıklı olan. Haydi, haydi. Diz çökün. Gözler yerden kalkmasın. Ayağa kalk. Aç ağzını. Eğ başını. Yeşil. Tarlaya.
Ayağa kalk. Ayağa kalk. Aç ağzını. Aç ağzını. Boz. Mutfak hizmeti. Mutfak hizmeti. Umeyeceğim. Gelin kulunuzla bir küne armağan edecek olsanız ben bu kızı dilerdim. Niye? Senin künen yok mu? İlay var ama aslında güzel de kopuz çalar. Ama tembel. İkisi de benim künem olsa. İyi. Önce eğitilsin. Sonra sınansın. Beğenirsek senin künen olur. Gökkuşak. Kalk. Kalk ayağa. Aç ağzını. Aç ağzını dedim sana, duymaz mısın? Ulayacağım dişlerine bakacak. Ben atmayayım da dişlerime bakılır. Rus Kinezi'nin kızı Prenses Vera'ydım. Sizin gibi esirdim. Böyle dişlerime bakılarak hizmetli seçildim bu saraya. Tutsak bir prenses ağzını açtıysa sen de açacaksın. Tutsak prensesleri bilmem. Ama bana kimse ağzımı açtıramaz. Çalayır, Gökbenler açın şunun ağzını. Aç havasını. Kara kuşak. Götürün madene.
Bu eksik nasıl? Dün zindanda Gökbenbaşı Kıraç'ın canını alan kızdır bu. Batuga'nın canını kurtaran. Batuga o yüzden bağlanmıştır bu kıza sanki. Her verdiğimiz küneden bucak bucak kaçardı. Şimdi ise elini bırakmaz. Şuna bak. Bu kız Batuga için küne olarak eğitilecek. Kandaşım ilk sefer böyle davranır. Olmaz Temur. Asi bu kız. Ana. Eğitilecek dedim. Bu kıza can borcumuz vardır. Gökkuşak. Gökkuşak. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırılsın. Tepe gibi et yığılsın, göl gibi kımız sağılsın. Kazanlar kaynasın, yahnılar yapılsın. Kurbanlar kesilsin, kul karavaş azat edilsin. Kara yerin üstüne ak otağın kurulsun. Alaca gölgeliğin gökyüzüne ulaşsın. Yere bin ipek halı serilsin. Şunu da şuradan kaldıralım. İpek halımıza kan damlar, anam kızar. Oğullarım. Öfkemi unutturdunuz bana. Babam. Şimdi bunu görünce aklıma geldi. Bir kadın tek başına bir hanı ok çekemez. Elbette. Vardır arkasında bu yayı kurduran güçlü biri. Ne dersin Balamir? Doğru muyum? Yayı benim kurdurduğumdan mı kuşku duyarsın hanım? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Hayat, hoş geldin. Biz gayrı giderim. Askerlerini de götür giderken amca. Halk daha fazla huzursuz olmasın. Göktengri'ye alkış tutacağım. Devletimizi senin kılıcının gölgesinden
mahrum etmesin. Giderken tek gidesin Balamir. Kızın Kırçiçek düğüne kadar konuğumdur. Düğünden sonra gelinimdir. Baba. Kırçiçek. Gelin midir? Rehin midir? Bilmem. Sağımsan gelinim. Yağımsan rehinim. Kanımsan gelinim. Kanlımsan rehinim. Balamir. Kanım mısın? Kanlım mısın? Atımı hazırlayın. Kaldırın esirleri ortadan. Haydi. Kalkın. Bu taraftan. Bu taraftan. Balamir, yapkuyu geri getireceğiz. Biz dönene kadar nişan hazırlıkları bitmiş olsun. Şimdi mi? Hemen mi? Hazırlıklar. Nişan. Alın şunları ayak altından. Sonra bakacağım bunlara. Dokun şu kuytuya. Alpagoğan'ın atını hazırlayın. İki de nişan atı hazır edin. Haydi. Koş. Koş. Ant şerbeti lazım. Hemen hazırlatayım. Yüzükler. Of. Yüzükler de yok. Yüzükleri de hazırlayayım. Thank you.
karşı gelersin. Peki sen kızına böyle mi babalık edersin? Onu sevdiğinden ayırıp Helileksin'e verirsin. Amca. Ordu başına kızma. Kımızlarımıza kimse dayanamaz. Ulan senin! Alplerine burada çadır kuralım. Sen ve kuzenim Gökordu'da hoş karşılanacaksınız. Çerilerine sofra donatın. Tulum tulum kımız dağıtın. Balımir Yapkumuz'un hiçbir eri kılıç tutacak kadar ayık kalmasın. Eminim şehri işgal etmek isteyecektir. İyi ağırlayalım dedik amca. Yoksa kılıç tutamaz halde olmaları işine gelmedi mi? Baba müdür ölmez saraya yürüyecekler. Sence yeterince sarhoşlar mı? Kımızlarına biraz da afyon şurubu eklettim. Hepsi mışıl mışıl uyuyacak. Şimdi saraya geri dönesin. Kızını bize gelin edip Alpago Ağa'nın önünde boyun eğesin Balamir Yavgu. Aksi halde kızını gelin ettiğin hanına isyan eden bir hain olarak o çapulcunun yanına asılacaksın. Kirişi dayadığından beri öfkelendiğini hiç görmedim. Seni öldürmeye kalktığım için bana kızmadın. Everdiğim için de bana kızacak değilsin, değil mi? Ama anan kızgın. Düşünde gördüm. Uçmağın kapısından çevirdi beni. Ben de Acun'a düştüm. Uyandım. Uyandığımı herkesten sakladım. Sakladım ki senin kandaşlarınla benim kandaşım neler yapacaklar bir göreyim. Gördüm ki senin kandaşların benim kandaşımdan akıllı çıktılar. Benim kandaşım Balamir'in üstesinden geldiler. Ama benim kandaşım Balamir inattır.
kızını rehin almazsan durmaz. O yüzden birazdan sen de Kırçiçek'in parmağını bu yüzükleri takacağız. Sanmayasın ki bunlar yüzüktür. Bunlar prangadır. Çin'le barış içindeyiz. Çünkü kızları oğlun Temur'a prangalıdır. Rus varikler başkaldırmaz. Çünkü prensesleri benim parmağıma prangalıdır. Balamir de yola gelecek. Çünkü kızı sana bu prangayla bağlanacak. Bahçede senin yanında tutsak bir kız vardı. Bana öfkeyle baktı. Niye? Çünkü kendini tutsak bizi hür zanneder. Oysa onun prangalarının kilidi bir gün açılır. Bizimki... Bizimki ölene dek açılmaz. Haydi. Haydi gidip yaz yana pranga takalım. Daha ayakta duramazsın. Ata binmek nedir? Balamir'i atta karşılamam gerek. Kalın pazarlığı edip söz kesilecek. Balamir, kandaşım, oğlumla gelin kızımı ata bindirin. Kızın için kalın olarak ne istersin? Sen
Ne uygun görürsen hanım. Ayrıca 50.000 koyun, 10.000 at verilecek. Sen kızın kır çiçeği, oğlum Batuga'ya verir misin? Ant şerbeti içilsin. Yüzükler takılsın. Toy, toylansın. Boy, boylansın. Nişan kutlamaları başlasın. 40 gün 40 gece toyumuz var.